Bir kere ilk önce Bankalar Birliği'ne çok teşekkür ediyorum. Gerçekten hızlı bir karar verdiler ve ellerini taşın altına koydular. O yüzden herkese ayrı ayrı tebrik ederim. Doğru bir karardı, yerinde bir karardı. Gerçekten bugün bir seferberlik var. Onlar da buna uydu. Biliyorsunuz buradaki otellerin bir çoğunun arazi sahibi devlettir. Evet. Bazı otellerin de sahibi de devlettir veya vakıflardır. Dolayısıyla koçan verilmesi, Avrupa Birliği ile yapılan anlaşmada bazı oteller kilise malıdır, vakıf malıdır ve orman arazisi olduğu için koçan verilmesi söz konusu değildir. Ki bu da toplumda yanlış bir algıda yarattı. İşte fırsatçılık yapıp da devletin otellerini mi satacaksınız şimdi filan, bazı yerlerde böyle çatlak sesler geldi. Hayır efendim, bizim dediğimiz o değildir. Bizim dediğimiz bugün eğer bir otel 300 milyon dolarsa ve otelin üzerindeki yapı, inşaat, otelin kendisi 150 milyon dolarsa ve arazi de 150 milyon dolardır, bu otelden 12 bin dolar, 20 bin dolar gibi komik rakamlar kira almaması lazımdır devlet. Sırf kira geliri bu otellerden, 35 tane büyük otel var. Sırf kira geliri 150-175 milyon dolarları buluyor. Bu da ne memurun, ne polisimizin, ne belediyelerimizin maaşlarına kesinti yapmasına bile gerek kalmıyor. Dolayısıyla bunlar geç kalınsa bile bugün bu önlemler bu olağanüstü durumdan dolayı yapılabilir. Ve yapmaları lazımdır. Bu kundaktaki çocuğun da hakkıdır. 80-90 yaşındaki insanımızın da hakkıdır. Bu yıllarca sömürülmüştür. Bundan sonra bu sömürenlere, sömürü yapanlara dur diyeceğiz. Havaalanı bizim, şu anda havaalanı, yani bizim derken devletin, taahhütlerini tam olarak yerine getirmiyor. Bağıracak devlet, taahhütlerinizi yerine getirmediniz, hesabını, kitabını yapacak, gerekirse devlet kendine alacak orayı. Devlet kendisi çalıştıracak. Yani zaman bunun yapılması gerekir. Para yok. Para da havadan gözünden gelmeyeceğine göre. Maaşında sen ne kadar keseceksin ki memurun maaşını, kamuya nasıl bunu anlatacaksın? Esnaf battı. Efendime söyleyeyim, bütün esnaf bitti zaten. Turizm de yerlerde. Ama işte hak, hukuk, adaleti şimdi devletimiz yapacak. Yani her şeyi de devletten beklememek lazım. Sınırlı imkanlarla neler, ne kadar bütçe yok ki. Nasıl yapacak bunu? Bunlarla yapacak. Yani benim önerim, bunlar gibi birkaç öneri daha vardı. Bunları hayata geçirdiğimizde memurdan ve esnafın sıkıntıları hepsi giderilir. Bizim vatanımız burasıdır. Biz başka yere gidemeyiz. Bu bizim insanımızdır. Bugün yediğimiz ekmeği paylaşmanın zamanıdır. Ve ben yediğim ekmeği bu insanlardan yedim. Onlarla paylaşıyorum. Herkes bunun elini taşın altına koyacak. Bankalar koydu, onlar da koyacak. Zaten devlet artık bunu yapmak zorundadır. Bu ay kessin memurun maaşını. Bu 3 ay gitti, 5 ay gitti. Ya. Boşver, gitmediğini de düşün. Bu zaten çoluğumuzun çocuğumuzun hakkıdır. Bravo, bravo. Çok önemli. Bu kadar zaman diyorsunuz ki bu devletin sömürüleri şimdi de ödesinler. Versinler. Bravo, çok Kıbrıs doğru. Kıbrıs Türk halkının ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yaşayan yerli, yabancı tüm insanların hakkıdır bu.